1 ve 10 arası bir sayı söyler misin? Neden olmasın? Söyle. Söyle. Üzgünüm. 1 ve 10 arası bir sayı söyler misin? Kesin olarak yapabilirim. Yapsana o zaman. 1 ile 10 arası bir sayı söyler misin? Elbette. Ay tribe giriyor sanki sağdan beri sorduk diye. Manyak mıdır ne? 1 ile 10 arası bir sayı söyler misin? Elbette. Dudağımdaki 3 çıkar mısınız? Şakaydı. Ama yapacak bir şey yok. Öbür türlü video çekemezdi. Hey Siri. Siri. Hey Siri. Üzgünüm. Bir şeyler ters gitti. Lütfen tekrar dene. Siri beni dinliyor musun? Dikkatle dinliyorum. O zaman başlayabiliriz. Anladığımdan emin değilim. Tamam. Sen şimdi 5 dakika dur. Seninle birazdan görüşeceğiz, tamam mı? Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmamı istediğim başka bir şey yok. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görenler için ben Havva. Bu sefer makyajı Siri ile beraber yapacağız. Ben soracağım, Siri cevap verecek, seçenekler sunacağım. Sadece makyajla başlamak istemedim. Saçı da Siri ile beraber karar verelim istedim. Kullanacağım ürünlere ya da başka şeylere numara vereceğim. Siri de rastgele seçecek. Hatta size şunu şu şekilde göstereyim direkt. Hani aklınıza kalmasın. 1 ve 6 arası rastgele bir sayı söyle. Cevap 1 çıkar. 1 ve 6 arası rastgele bir sayı söyle. Cevap 6 çıkar. Mesela. 1 ve 6 arası rastgele bir sayı söyle. Yanıt 5. 5. Mesela kendi kafasına göre cevap veriyor. Ya düzleştireceğim ya da saçımı maşa yapacağım. Bunun için sayı belirleyeceğim. Maşaya 1 diyorum. Düzleştireceği de 2 diyeceğim. Ve soruyoruz Siri'cimize. Siri, bana 1 ve 2 arası rastgele bir sayı söyle. Yanıt 1 çıkar. Aman ya. Düzleştirmek daha kolaydı şu an. Beni çok üzdün. Maşayı takıyorum o zaman. Fişe. Saçıma başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Dudağımda uçuk çıktı da rezalet bir durumda. Bir iki gündür bekliyorum, video çekmiyorum. Çünkü gider falan dedim ama gitmiyor. Bendeki uçuklar net bir ay kalıyor. Eğer uçuk gidermeyle ilgili bir şey biliyorsanız özellikle evdeki ürünlerle ilgili. Lütfen yazın çünkü ona göre şu gitsin kocaman oldu. Bakar mısınız? Yani bu normal değil. Saçıma geçmeden önce cildime nemlendirici falan süreceğim. Bunu da sizle beraber yine karar vereceğiz. Daha sizle beraber değil, Siri ile beraber karar vereceğiz. İlk önce şunu cildime bir geçeyim. Temizleyeyim cildimi iyice. Otocu'nun gül suyuyla yüzümü temizleyeceğim. Bu bildiğiniz %100 doğal gül suyu. Bunu sormuyorum Siri'ye çünkü bunu zaten yapıyorum genel olarak. Ya makyaj temizleme suyuyla ya da gül suyu. Cildimi makyajdan önce her zaman temizliyorum. Ama bu tarz ürünler daha iyi oluyor. Ben bunu makyaj temizleme suyunu da kullandım. Ondan çok memnunum. Hatta bu bir tanesi bir daha alabilir miyim? Alırım. Nemlendiriciye geçiyoruz. Nemlendiricilere iki ürün kullanacağım. Birisi Simple'ın nemlendiricisi, diğeri Garnier'in nemlendiricisi. 1 ve 2 demeyeceğim bunları çünkü bu sefer hemen 1 diye söyleyebilir Siri. Çift sayı ve tek sayı olarak koyacağım. Tek sayı gelirse eğer Simple'ı kullanacağım. Çift sayı gelirse de Garnier'i kullanacağım. Umarım Simple gelir, tek sayı gelir. Çünkü Garnier'la aram pek iyi değil benim. 1 ve 10 arası rastgele bir sayı söyle. Cevap 7 olur. Tek sayı 7. Ay evet Simple. Ama size Garnier'i de kullanabilirdim aslında. Ya da Garnier'i başka bir zaman kullanayım. Bu arada Garnier'i doğru dürüst kullanmadım ben. Çünkü bir ara kullandım. Mesela bu sivilce döneminden önce kullandım. Acaba sivilcelerimi o mu çıkarttı diyorum. Yoksa yani ya da regle olmadım diye mi çıktı? Emin de değilim. Tam o döneme geldi o Garnier. O yüzden karar veremiyorum. Ama Simple'ı kullanmam iyi oldu. Normalde bunun yakısı böyle değil böyle ama ben hiç rahat edemiyorum. O yüzden bu şekilde duracak. Yapmadan önce şu şekilde Morpheus'un fön suyunu sıkacağım. Ben bunu çok seviyorum. Kokusu da çok güzel ayrıca. Şu an şunu yapmayan yok. Saçımı yaptım. Aralarını açacaktım normalde ama videonun sonunda açalım diyorum. Artık galiba makyaja başlayabiliriz. Ten ürünlerini hemen belirliyorum. Elimde iki tane baz var. Bir tanesi L'Oreal Glow Cherry. Diğeri Essence'ın primer'ı. İkisinden birini kullanacağım. Bana sorarsanız ben Glow Cherry'den yanayım çünkü bayılıyorum ona. Glow Cherry'i tek sayılacağım. Diğeri çift sayılı olsun. Hey Siri. Evet. 1 ve 10 arası rastgele bir sayı söyle. 1.
Yanı 9 olur. Tek. Bunu kullanacağız. Ay şu an çok mutlu oldum. Glow Cherry'e gelirse Glow Cherry bayağı renkli nemlendirici diye geçiyor ama kesinlikle renkli bir nemlendirici değil. İçerisinde güzel ışıltılar var. Bendeki en açık tonu. Şimdi yaz geldiği için tekrar yeniden alacağım ama bu sefer 2 numarasını alacağım. Light numarayı almayı düşünüyorum. Elimle yaymayacağım çünkü yüzüm çok çabuk kızarıyor. Fark ettiniz zaten. O yüzden şöyle... L'Oreal'in en sevdiğim ürüne deseler galiba Glow Cherry derim. Yani hiç şüphesiz. Likit aldıkları falan da var. Onlar da çok güzel. Bu seri olabilir yani. Ve çok uygun oluyor. İndirimlerde 25, en fazla 30'a falan geliyor indirimlerde. Elimde fondöten olarak 3 tane ürün var. 1 numara Bilesin Formatini koyuyorum. 2 numaraya Revolution Pro'yu koyuyorum. 3 numaraya da son olarak L'Oreal Paris'in True Match'ini koyuyorum. 1, 2, 3. Hemen soruyoruz seriye. 1 ve 3 arası rastgele bir sayı söyle. Cevap 3 çıkar. Bana kalsa ben bir Ulysse istiyordum çünkü uzun zamandır bunu kullanmıyordum. Ama hiç problem değil. Bunu kullanacağım. Bunun içerisine çok hafif çay ağacını koymayı düşünüyorum. Hemen uyguluyoruz. Ana çok kaçırdım. Çok kaçırdım. Çok. Bana çok fazla bu. Elimi resmen palet olarak şu an kullanıyorum. Koyu kalacak sanki bu. Açık olur diye farmasiden katayım dedim ama bu ikisini tampon hareketlerle iyice kapatıcılık sağlamak için cildime yerleştiriyorum. True Match'ini çok seviyorum. Yağlı ciddiyseniz bile pudrayla kontrollü bir şekilde kullanırsanız eğer çok güzel duruyor True Match. Ben çok seviyorum. Bu da doğal bir duruşu var. Şöyle alnıma da çok hafif geçeceğim. Kaşımı da daha yeni aldım. Nasıl kızarmış etrafı. Şurada çok hafif elinde koyu kalanla. Dudağımın üstüne. Emin miyim ki ya? Neyse yaptık daha. Kapatalım çünkü dudağım çok kötü duruyor. Beni böyle göreceksiniz kısa süre çünkü ruj süremem bir türlü oraya. Elimde 4 adet kapatıcı var. Bir tanesi yine aynı şekilde Beauty's'in Closet'i. İkincisi yine Revolution'a ait. Bu da çok güzel, daha yeni aldım. 3 numaraya da Fit Me'yi koyuyorum. 4 numara olarak da L'Oreal'in Infallible'ını. 1 ile 4 arası bir sayı söyler misin? Cevap 2 olur. 2 diyor yani Revolution. Concealer Define'ı söylüyor. Çok çabuk çizgileniyor bu. O yüzden pudraya da sorayım. Pastel'in Beauty Filter'ı ve Maybelline'in Face Studio'su. Bu ikisinden birini kullanacağım. Hemen bunu da soralım. Bunları 1-2 olarak sormayalım. Biraz daha sayıyı arttıralım. Siri'ye ne diyelim? Yine tek sayı çift sayı olarak soralım. 1 ve 10 arası bir sayı söyler misin? Neden olmasın? Söyle. Söyle. Üzgünüm. 1 ve 10 arası bir sayı söyler misin? Kesin olarak yapabilirim. E yapsana o zaman. 1 ile 10 arası bir sayı söyler misin? Elbette. Ay tribe giriyor sanki sabahdan beri sorduk diye. Manyak mıdır nedir? 1 ile 10 arası bir sayı söyler misin? Elbette. 1 ile 10 arası rastgele bir sayı söyler misin? Cevap 3 çıkar. 3 tek sayılı. O zaman pasteli kullanacağız. Tamam, 1 numara pasteldi. Hemen concealer'ımı geçiyorum. Ardından hiç beklemeden pastelin pudrasını geçeceğim. Bendeki bu arada concealer'ın C6 rengi. Siri'nin tribini yiyorum ya. Hayatımda bir Siri'den trip yememiştim herhalde. Elbette. Söylerim. Söyle o zaman. Sıkıldı galiba. Bu kızın bitireceği yok dedi sana. Daha çok var Siri'cim. Daha yılın başındayız. Bu şarkı bilen var mı? Yüzüme çok ince bir şekilde pastelin pudrasından geçtim. Şu dudağımdaki şey benim sinirimi bozuyor, sinir bozuyor farkındayım ama yüzümü bitirmeden hiçbir şekilde gözlerime geçmeyi düşünmüyorum. Elimde 3 adet ürün var. Bir tanesi The Balm'ın Bahama Ması. Diğeri çok sevmesem de ama kontürün eklerini seviyorum. El Çenem'in. Diğeri de Revolution'a ait üçlü üçlü kontür. Hey Siri. Buradayım. Bana 1 ve 3 arası rastgele bir sayı söyle. Cevap 1. 1. O zaman Bahamama'yı seçtik. Çok fazla aldığınız takdirde direkt ürün çok koyu durabiliyor. Şöyle çeneme de geçiyorum. Daha sonra göz kapağıma çok hafif üstüne şurayı kaldıracak şekilde. Ardından saç diplerime... Daha ince bir fırçayla uygularsanız daha iyi olur ama ben alıştığım için artık bu şekilde uyguluyorum. Dudağım daha büyük gösteriyor. Kontürümü bu sefer biraz bol uygulamak istiyorum. Çünkü yaz gelince ben de böyle bir kontür ya da bronzer, ki bronzer diye geçiyor bu Bahamama'da. Bol uygulamak geliyor içimden. O yüzden bol bol uyguluyorum. Bu paletin içerisindeki allıklar çok güzel duruyor. Beauty'sin allı 1, pastelin 2, 3. Bu 3 ürünü de çok seviyorum. Bana 1 ve 3 arası rastgele bir sayı söyler misin? Yanı 2 çıkar. 2. O zaman pastel. Naşita Pro'nun 253 numara fırçasını kullanacağım. Bu fırçayı allık için çok seviyorum. 302 numara allığı, çok güzel bir tonu var.
bol uyguluyorum. Bayağı bildiğiniz bol uyguladım. Highlighter olarak da elimde yine 3 tane ürün var. 2 tanesi Revolution Night ama bir tanesi Revolution Pro, diğeri de Wet n Wild. Bana sorarsanız ben ya da şunun çıkmasına yanayım. Çünkü bu aşırı aşırı sarı. Hey Siri. Evet. 1 ve 3 arası rastgele bir sayı söyler misin? Cevap 1 olur. Saçmalama. Yapma bana bunu. Yapmamalıydın. Bunu yapmamalıydın. Of, moralim şu an çok bozuk. Bunu kullanacağım. Okey, güzel ya. Ama parlatısı da çok güzel. Ama çok sarı. Şu ikisini. Ay, oradaki daha da sarı. Ya bak, ışıltısı güzel. Her türlü güzel. Yalan söyleyemem ama orada sarı olduğu hiç belli olmuyor ama çok sarı bana. Gerçekten çok sarı. Çünkü bendeki zaten gold rengi. Aynen. Bendeki bu Revolution Pro'nun gold rengi. İşte Maybelline'in yeni çıkarttığı palet. Bendeki Nudes of New York paleti. Diğeri Teknik markasının Invite Only paleti. Bir diğeri Revolution Pro'nun Nati paleti. Birisinin allık ve far paleti. Bunun farlarını daha hiç kullanmadım. Sizinle beraber de kullanmak isterim. Hatta şu anda da isterim. Ama bu 4 üründen birini kullanacağız. Sıraya nasıl koyalım? 1 L'Oreal olsun. 2 Teknik, 3 Revolution, 4 bu olsun. Hemen soruyoruz. Hey Siri. Efendim. Efendim. 1 ve 4 arası rastgele bir sayı söyler misin? Cevap 3. 3 hangisi? Ama daha ben bunu yeni kullandım be. Daha geçen videoda ben bunu kullandım. Revolution Nati'yi söyledim. Mecburen bunu kullanacağım. Ben gerçekten bir yürüs istiyordum ya. Hilelik de yapmak istemiyorum. Tamam. Burada şimdi kaç tane renk var? Ona göre de 3 renk belirleyelim. 15 tane renk var. Buradan sırayla sayı vereceğim. 3 tane sayı söyleyeceğiz. Hemen bakalım hangi renkleri bize kullanmamızı söyleyecek. 1 ve 15 arası bir sayı söyler misin? Cevap 8. 8. 8. Aa, şu moru söyledi. Bunu kullanacağız. 1. Birinci rengimiz o. 1 ve 15 arası bir sayı söyler misin? Yanıt 12 olur. 12 dedi. Siyahı söyledi. Mor, siyah. Mor ve siyahı söyledi. Of, koyu renkler gidiyor. 1 ve 15 arası bir sayı söyler misin? Bunun yanıtı 13. 13 dedi. Şuradakini söyledi. Yani 13'te bu oluyor. Siyah, mor ve şu. Okey, güzel, tamam ama ben bununla şimdi iftar sofrasına oturacağım. Ayıptır be Siri. Hemen en açık rengi. Bunu alalım. Bunu bütün göz kapağıma geçeceğim hızlı bir şekilde. Daha sonra gözümün altına çeviriyorum C işaretiyle. Renk bayağı iyiymiş. Ben bu paleti çok sevdim bu arada ya. Gerçekten bulabilirseniz Rozmanlar'da satılıyor. Kesinlikle alın. Hiç abartısız söylüyorum. Renkleri muhteşem. Şuradaki moru Strength yazıyor. Garip bir isim var. Ben İngilizceden nefret ediyorum. O yüzden söylemeyeceğim. İngilizce söyleyince kavga çıkıyor. Ay, her şeyi yapıyorum ama şu İngilizceyi yapamıyorum. Bu moru fırçama alıyorum. Üstüme de hiç uymasa da. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç yani konsiler kullanmadan bile kat kriz yapılabilir ama bayağı dökülüyor yani. Fazla fazla dökülüyor. Çok hafif hafif alacağım o yüzden. Ama işte kat kriz istemiyorum. Şu yoğunluğu gidereceğim biraz. Kalem fırçalardan alacağım köşelerini. Ama bir şey söyleyeyim, çok fena döküldü yani. Makyajınızı yapmamanız lazım. Ten makyajınızı. Mor çok fazla döküldü. Siyahı alacağım. Bu da çok yoğun. Aşırı pigmentli. Yavaş yavaş. Şöyle uygulayalım. Dağıtıyorum yavaş yavaş. Ve çok bastırmadan karıştırıyorum. Gözümün altını çok kötü yaptı. Bunu toparlamamız lazım. Şöyle yapacağım çünkü çok kötü durumda şu an. Fırçayla iyice yedire yedire dağıtıyorum. Ah, şu konsiller de olmasa şu görüntüyü nasıl temizleyeceğiz? Şu köşedeki gözümün altına tekrar uyguluyorum. Alta başka renk sürmeyi düşünmüyorum çünkü daha temiz bırakmak istiyorum. Eyeliner'ı süreceğiz ya da sürmeyeceğiz, karar vereceğiz. 1 numarada eyeliner süreceğiz, 2 numarada sürmeyeceğiz. 1 ve 2 arası bir sayı söyler misin? Bunun yanıtı 2 olur. Niye 2 söyledin ki sen? Sürmeyeceğiz. Yani eyeliner sürmüyoruz. Bu benim moralimi bozdu. Eyeliner'lı bir makyaj planlamıştım bunu yukarı kaldırabilmek için. Oh, niye böyle oluyor? Siri hiç istediğimi yapmıyor. Bari siyahı yoğunlaştıralım o zaman. Evet, 4 tane maskara var. 1 ve 4 arası bir sayı söyler misin? Yanıt 4 olur. Çok mutlu oldum. Şu an çok mutlu oldum. Çünkü zaten Push Up Angel'ı çok seviyordum. Güzel oldu bu. Tamam. Tam ışıktan belli olmuyor çünkü ışık burada ama bir maskara yani bu kadar değiştirebilir. Yani maskara ya da kirpik makyajın en önemli noktası. Alt kirpiklerime de maskara uygulayacağım. Bir tanesi Maybelline'in... Maybelline Total Temptation var. Bir diğeri de Beauty's'in Fix City var. Tek rakamlar Beauty's, çift rakamlar da Maybelline olsun. 1 ve 10 arası bir sayı söyler misin? Yanı 9 çıkar. 9. Tek rakamlılar Beauty's dedik.
yukarı doğru tarıyorum. Saçlarımı şöyle açıyorum. Golden Rose'un soft matı bir tanesi. Diğeri pastelin dialoglarından 15 numara. Şu an hepsi hiçbir uymuyor şu an makyajım ama yapacak bir şey yok. Bu Golden Rose'un lip gloss'u. Golden Rose'un aynı serinin mat ruju bu. Bir diğeri de yine Golden Rose'un normal stick rujlarından ve Maybelline'in lip gloss. Bana birden 6'ya kadar rastgele bir sayı söyler misin? Yanıt 6. Shine'a. Ay hiç de uymuyor be. Aşk olsun Siri. Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Yok. Başka bir şey yok. Keşke düzgün bir ruj seçseydin. Bu çok kötü. Bu hiç hoş değil. Vallahi bacım sen hiç hoş değilsin. Bu hiç oldu mu bu makyaja? Bana kalırsa bu senin kişisel fikrin. Kız sen seçtin bunu. Sen ben değil. Üzgünüm. Kişilerin arasında kısayı bulamadım. Kısa yok zaten. Neyse tam kapan Siri. Sürdüm ama bir de siz gelin bana sorun yani. Şimdi bu ruj bu makyaja gitti mi? Neyse Siri beğendi. Yapacak bir şey yok. Zaten sonunda adam akıllı bir ışıkla göstereceğim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Siri adına da teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Eğer fikirleriniz varsa aşağıya bekliyorum. Ben birazdan rujumu sileceğim. Size daha güzel göstermek istiyorum makyajım. Çünkü makyajım genel olarak çok güzel oldu. Ama rujum çok kötü duruyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı sakın unutmayın. Ayrıca Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Benimle olan bir dahaki video kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şunu hemen siliyorum. Kendi istediğim bir ruju süreceğim. Golden Rose'un bu yeni serisinden 03 numarasını süreceğim. Galiba yok. Pastelin rujuyla da. Gerçekten çok iyi oldu. 15 numarasıyla karıştırdım. Orada ışık çok aşağıda kaldığı için ben dedim ki böyle iyice size yaklaşayım. Öyle göstereyim makyajımı.